Merhaba arkadaşlar. Şimdi melemen videomuz domates nasıl muhafaza edilir, kışlık nasıl domates konulur onun videosunu bitirdim. Şimdi eşim 26-27 kilo yakında biber almış arkadaşlar. Biberden neler yapacağım? Bak ne güzel biberden turşular yapacağım, soslar yapacağım, közlemesini yapacağım. Bu da arkadaşlar soydum domatesin kabuğu. Bunları önce bunlardan bir biber salçasından bunu ziyan etmemek amacıyla böyle yumuşaklarını ayırdım. Salçalığı şimdi ocağa koyacağım. Sonra bunlar sabah. Onun videomun devamı da sabah gelecek artık. Hoş geldiniz yine kanalıma. Satya'nın günlükleri, hayata dahil her şey kanalıma arkadaşlar. Hadi bakalım şunları bitirelim arkadaşlar. Çok çok büyük bir biber salçamız da yapmayacağımlar. Bakın domatesin kabuğunu atmayın. Kaynatın, rondodan geçirin. 1 kilo yakın salça var onda. Arkadaşlar misafirlerim geldi. Misafirlerime Nescafe verdim. O azıcık onlarını unutur verdik. Şimdi tekrar ne yapıyorum ben?
canla. Önce bu karbol dediğim şeyden geçireceğim. Ondan sonra süpürgeden götüreceğim. Süzgeçten sonra kaynamaya alacağım canlar. Size şunu söyleyeceğim. Bak bunu da pratik yapıyorum. Bu biber salçası. Rondodan geçirdim. Geçirirken hiç konuşmadım. Rondonun sesi gelsin diye. Bak arkadaşlar bunun suyunu da süzdüm. Bu daha koyu. Geçenkinden koyu oldu. Çok oyuz alamayacak beni. Benim bu sefer yaptığım salçalar çok basit ve kolay salçalar arkadaşlar. Ve dayanıklı salçalar. Bir tuz koyacağım. Bak bibere şeker koymayın. Çünkü biber kendi şekerli. Domatese benzemez. Burukluğu olmaz bunun. Bir tek tuz koyacağım. Koyulaştıktan koyulaştığını da göstereceğim. Ocağı Gorkan'a da göstereceğim. Ondan sonra aynı bunları da vakumlayacağım canlar. Elinize geçtikçe siz de böyle değerlendirin yapın. Şimdi başlayalım geçirmeye. Şimdi canlar, iri süzgeçten geçirdim. O gal burada, siz onu anca iri süzgeç diye anlarsınız. Şimdi bütün çöplerini aldım. Şimdi bir de bu ince süzgeçten geçireceğim. Arkadaşlar mükemmel bir biber salçam oldu. Baksanıza. Şimdi bu arkadaşlar. Bunu koyu yaptım ya. Bu fazla oyazalamadı. Bir de bak salçayı dibine yapıştırmamak için ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Sadece közüyle bakın. Közüyle. Ben bu sene çok kolay salçalar yaptım ya. Bak aralıyorum ateşini. Bak bu közü. Gözüyle yapıyorum arkadaşlar. Kapığına pıt pıt atlamış. Şunun ışık ışığına bak. Çok güzel oldu bu canlar.
Bunu satmaya yaptım arkadaşlar. Bunu satacağım. Zaten yeğenim de söyledi. Abla dedi yap ben alırım dedi. Artık işte o fiyatını bilir. Ben bilmiyorum arkadaşlar. Daha da elime geçince yapacağım yani. Bunu da yani bu anı yeğenimin isteği üzerine yapardım. O olacak. Satmak amacıyla arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle 10-15 dakika daha kaynattım. Aynı böyle közde yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi salçam çok güzel oldu. Biber salçası. Ya bunun içinde bir domatesin, melemenlik domatesin sadece kapağı var. Karışık değil bu. Ama arkadaşlar tam bunu başladığım yapmaya telefon geldi yeğenimden. Abla yap. Onu ben alırım iş yerine dedi. Şimdi 5 kavanozunu o alır. Yine artanı neyse ben koyarım arkadaşlar. O az önceki bundan önce çektiğim videomu kapattım. Tekrar telefon geldi. Dün karışık salça tarifi, ikisi bir arada karışık salça tarifi yapmıştım arkadaşlar. Çarcuma'dan bir telefon geldi. Instagram'dan. Instagram üzerinden numaramı bilmiyormuş. Instagram üzerinden Satiye abla bana 5 veya işte artık ne kadar yapabilirsen salça yap. Köyden biraz bir şeyler daha istedi. Ya ben gelir alırım dedi. Ben bir sene eşimle beraber takip ediyoruz dedi. Ya da sen Zonguldak'a geçerken bir yerde anlaşır buluşuruz getirirsin. Parası hiç önemli değil. Kaç lira dersen dedi arkadaşlar. Şimdi ne olacak? Yine elime geçen domatesten biberden salça yapacağım. O kardeşimizin de isteğini yerine getirmemiş olacağız. İşte hem görüyorlar hem yani yaklaşımı her şeyimi görüyorlar. Hem de böyle küçük küçük siparişler alıyoruz arkadaşlar. Yakında fasulyenin siparişleri de başlar. Şimdi ben bunları vakumlayacağım canlar. Vakumlayayım. Kapağını kapatırken tekrar vedada görüşürüz. Evet canlar. Bakalım 2, 4, 5 tane o büyük kavanozlar var ya arkadaşlar. 1 kilo 250 gram ne geliyor? Ben tartmadım ama onlardan. 2 tane 750 gramlıklardan. Bu da kaç kilodur bilmiyorum. Belki de 1,5 veya 2 kilodur arkadaşlar. Çok güzel salçam durdu bugün. Bu neden biliyor musunuz arkadaşlar? Bu domatesle biber çok... domates diyorum. Bu biber çok sağlamdı. Sağlam bir biberdi. İşte salçalık alırken hani bazen hani salça yapacağız, şey yapacağız diye biraz da yumuşak çürüğünü falan kaçıyoruz ama... Aslında hata yapıyoruz arkadaşlar. Tamam ben almıyorum. Eşim benim her şeyin en güzelini alır. İşte canlar. Şimdi bir de vakumlayayım. Şu beşi de şey alır. Yeğenim alır şu beşini. Bu da sırça kırık mıymış burası. İnşallah tutar. Beşini o alır. Bunlar benim. Şimdi o çaycumadan isteyen kardeşim. Çaycumadan isteyen eşiyle de kendisi de çalışıyormuşlar canlar. Abla biz dedi Çaycuma'nın dedi merkezine yakın dedi bir yerde oturuyoruz. Zonguldak yol ayrımına çok yakınız. Geçerken ben sana dedi numara atacağım. İstersen IBAN gönder dedi sana dedi para atayım malzemeyi al. Benim dedim kartım yok, IBAN da yok. Ben dedim alırım. Ondan sonra dedim ne kadar istersen dedim. Abla dedi 5 kilo da olabilir 10 kilo da olabilir. Sen ne kadar yaparsan biraz köy mahsullerinden Tahran'a sordu arkadaşlar. Tahran'a yaptın mı dedi. Tahran'a yapmadım. Geçen seneki bloğumu seyretmiş. Tahran'a bloğumu çok sipariş olan bir Tahran'a diye yazmıştım başlığını arkadaşlar. Tahran'a da yaparsan abla dedi. Ben dedi böyle doğal şeyleri senden alayım. Ben seninle de şöyle 2-3 aydan beri videonu izliyoruz. Yeni başladık seni izlemeye dedi. Boş zamanlarımızda videonu izliyoruz dedi. Çok çok teşekkür ederim ona da. Buradan arkadaşlar şimdi bunları güzel bir vakumlayayım. Dediğim gibi yaparsam sipariş üzerine de yapacağım. Bunlar da sipariş üzerine başlarken kendime de başladım. Yeğenim arayınca kıramadım. Bunlar da sipariş üzerine oldu. Şu 3'ü benim olacak. Şu 5'i yeğenim olacak arkadaşlar. Şimdi vakumlayayım ben bunları. Evet canlarım. Vakumladım. Kapattım. İnanır mısınız bu kapakları bugün sipariş verdim. Bugün geldiler arkadaşlar. Bak olmadı. Gördünüz mü bu? Şimdi buna kapak uyduracağım. Kapak getireceğim. Kapak halbuki de 16 tanesi 40 liraymış arkadaşlar. Bak şu hemen bu kendi kapağı kendi şey hemen aldı. Şunlar da geçen yıldan hemen onlar da aldı. Bu beyazlarda sıkıntı çıktı. Onu da şimdi kenarlarını falan sileceğim. Başka bir kapak bakalım getireyim. Kırık şişe mi onu da bilmiyorum. İşte bu eziyet arkadaşlar zahmetli bir iş. Ben yine en kolayına kaçtım bu sene.
Ben salçalarda en kolayına 3 günde salça yapıyordum ben arkadaşlar. 20 kilo salça 3 günde yapıyordum eski usul. Bu sene böyle kolayına çıkarttım. Neyse canlarım. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah emanet olun. Bana puan vermeyi, bana yorum yazmayı, beni izlemeyi unutmayın canlarım. Ben sizlerin elinde, siz de hep beraber Allah'ın elindeyiz.